Bu nasıl olabilir? Hayır, ben ailesine ne cevap vereceğim şimdi? Tamam. Onlarla konuşurum. Ne oldu? Ne oldu? Sen Ferhat abiden bahsediyordun. Ne olmuş? O Bavalpur'a gitti. Kazım Şah'ın evinde işe girmişti. Ne? Ferhat abi Bavalpur'da mı? Mahilerin konağında mı? Ona ne olmuş? Kazım Şah dedi ki Ferhat bir kazada ölmüş. Bugün Mahi'miz tıpkı bir portakal çiçeğine benziyor. Yemin ederim bak, kınada öyle güzeldin ki ve düğünde de harika görüneceksin. Timur seni görünce çok etkilenecek. Aklını kaybedecek. Hey, Fakira nerede? Hayır, ben bakarım. Neredeydin Fakira? Annem nerede? Büyük hanım ve diğerleri dışarı çıktılar. Dışarı mı? Sorun mu var? Kötü bir haberim var. Kazım Bey'im bir haber verdi. Ferhat denen çocuk trenin altında kalarak ölmüş. Neden çığlık çığlığa seni işaret ediyor? Neden bugün bile gözlerinde kendi sözlerine destek göremiyorum? Bir kere bile olsa neden gözlerimin içine bakamıyorsun? Ve kalbinde seni mahveden bir fırtına olduğunu bana dürüstçe itiraf edemiyorsun. Eğer kalbimin sesi kalbine dokunamayacak kadar zayıfsa, o zaman ölmeli. Gittin mi? Evet baba, gittim ama onlarla görüşemedim maalesef. Beni 2-3 saat beklettiler biliyor musun? Yarın tekrar gideceğim. Evet buyurun, kime bakmıştınız? Benim adım Set Nisar. Ferhat
eski çalışanı. Aa Nisar Bey, buyurun efendim, buyurun. Girin lütfen, buyurun. Baba, Nisar Bey geldi. Selamun aleyküm. Ben Ferhat'ın babasıyım. Oğlum bize sizden çok bahsetti. Kusura bakmayın. Böyle aniden gelmek zorunda kaldım. Hayır, estağfurullah. Aslında şu an konuşmak çok zor. Git sandalyeye getir hadi. Önce bir oturun da rahatça konuşalım. Bakın, aslında sizlere iyi bir haberim yok. Hepiniz gerçekten güçlü olmalısınız. Ferhat, Bavalpur'dan bir haber aldım. Ferhat... Ne? Ne oldu benim oğluma? Ne oldu? Nasıl söylesem... Ne varsa açıkça söyleyin bize. Oğluma ne oldu? Allah'tan diliyorum bu haber yanlıştır. Ama bize söylenene göre Ferhat bir tren kazasında... Ferhat vefat etmiş. Ne? Anne! Siz neler diyorsunuz? Ferhat abime ne oldu? Teyze kalk. Anne! İyi de efendim siz neler söylüyorsunuz? O benim kardeşim. Biz onu size gönderdik. Bu nasıl olur ama? Baba merak etme, ona hiçbir şey olmadı. Hayır olsun. Feriha annene ne oldu? Bu insanlar kim? Teyze ne oldu? Hayır mı? Değil, çok kötü. Ferhat abimin öldüğünü söylüyor. Sen ne saçmalıyorsun? Bu mümkün değil. Anne. Evet. Bu mümkün değil. Eski Sadık Mahallesi'ne hemen bir ambulans gönderin. Hemen. Bu mümkün değil. Bu nasıl olabilir? Hayır. İmkansız bu. Evet Nura. Çocuğun ailesine haber verdin mi? Evet, Kazım Şah bize Ferhat'ı gönderen Nisar Bey'i telefonla arayıp bilgilendirdi. Ailesi öğrenmiş olmadı. Eminim şu an evlerinde kıyamet kopuyordur. Eğer isterlerse cenazeyi oraya naklederiz. Bana kalırsa onu emaneten burada defnedin. Çünkü cenaze bir yere götürülecek durumda değil. Kazım Şah da aynı kararı verdi. Bekleyeceğiz. Eğer gün batımına kadar bir haber alamazsak, dediğiniz gibi yaparız. Evde Kazım Şah, kızının düğün hazırlıkları yapılıyor. Ama cenazesini oraya... Hayır amirim. O evde düğün var. Orası olmaz. Konağın dışında bir yer bulmalıyız. Evet, doğru. Bak Ferhat dostum, işte böyle insanlar için canını vermeye hazırdın. Sana düzgün bir cenaze töreni yapmaya bile yanaşmıyorlar. Geri dön Ferhat. Allah aşkına geri dön. Ha ha ha.
Allah'ım, birdenbire ne oldu? Mahe canım, prensesim benim. Kazım Bey'le konuşmaya gitmiştim. Bir duydum ki konağın çalışanlarından biri tren altında kalmış. Düşündüm ki biraz hayır yapayım, ailesine para göndereyim. Tam onlarla konuşacaktım. Fakira birden koşarak yanıma geldi. Sorun yok anne. Odada otururken birden fenalaştı. Beni dışarı çıkarın dedi. Dışarı çıkardığımda da aniden başı döndü. Sabahtan beri bir şey yemedi. Diyet yapma peşinde. Tansiyonu düşmüştür. Diyet yapmandan gerçekten bıktım ama Mahi, gerçekten. Birkaç gün sonra evleneceksin. Kayınvaliden ne der sonra? Hasta bir kız mı göndereceğiz? Artık yeter. Yarına kadar iyi olacak anne. Sen endişelenme. Nasıl endişelenmem? Sana onun beslenmesine dikkat etmeni özellikle söylemiştim. Bu kadar mı umrunda babasıyla abisi onun nasıl olduğunu sorunca ne diyeceğim ben? Bir hata yaptım anne. O da kimseyi dinlemiyor. Ama söz veriyorum, düğüne kadar onun yanında kalacağım. Onu ellerimle besleyeceğim. İtirazlarını dinlemeyeceğim. Göreceğiz. Hadi Fakira, ona yiyecek bir şeyler getir, ben yedireceğim. Fakira, bu haber kadınlar bölümünden çıkmasın. Mahi'nin başının döndüğünü ve düştüğünü kimse öğrenmesin. İnsanlar umursamıyor. Dedikodu yapmak için hiç zaman kaybetmiyorlar. Hadi git. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.